konuşuyor. Salat ve selam üzerine olsun. Konuşanların en güzeli, konuşulanların en şereflisi. Konuştuğu gibi yaşayan, yaşadığı gibi konuşan, muttakilerin imamı, müminlerin rehberi, kendisine kitabın ve hikmetin verildiği son peygamber. Yine hikmet dökülüyor mübarek dudaklarından, sahabenin kalbine. Sanki günün ilk saatlerinde bir çiçek bahçesine vuran güneşin ilk ışıkları. Sanki her taraf bir koku taşıyor çiçeklere. Buram buram rahmet yayılıyor gönüllere. İsrailoğullarından bahsediyor. Üç kişi vardı buyuruyor. Üç kişi, Abraş, Kel ve Kör. Allah bunları imtihan etmek istedi de onlara bir melek gönderdi. Melek Abraş'a geldi, en çok neyi seversin dedi. O da, güzel renk ve güzel tenli olmayı severim. Çünkü insanlar beni çirkin görüyor. Bu hastalıktan dolayı benden iğreniyorlar dedi. Melek bu cilt hastasının vücudunu eliyle sığadı. Hastadan bu çirkinlik gitti de ona güzel bir renk ve güzel bir ten verildi. Bundan sonra melek ona, sen en çok hangi malı seversin ve istersin diye sordu. Hastalıktan kurtulan kişi, deveyi isterim, develerimin olmasını dedi. Bunun üzerine hastalıktan kurtulan bu kişiye 10 aylık gebe bir deve verildi. Melek adama, bu deve sana mübarek olsun diye dua etti. Melek adamın yanından ayrılıp başı kel olan adamın yanına vardı. Adama en çok neyi seversin diye sordu. O da, güzel saçlarımın olmasını severim. Yani şu görüntü benden gitmesini isterim. Herkes benden tiksiniyor dedi. Melek de adamın başını sığadı ve adama güzel bir saç verildi. Sonra melek adama en çok hangi malı seversin, istersin diye sordu. Adam da sığırlarımın olmasını isterim cevabını verdi. Allahü Teala da ona gebe bir sığır verdi. Melek adama dua etti. Allahü Teala bu sığırı sana mübarek kılsın. Melek arzu ettiği şeylere kavuşan adamı bırakıp amanın yanına vardı. Ona da en çok neyi seversin diye sordu. Ama Allahü Teala gözlerimi bana geri versin de insanları göreyim dedi. Melek amanın göz kapaklarını sığadı ve ama görmeye başladı. Melek görmeye başlayan adama da aynı soruyu sordu. Sen hangi malı daha çok istersin? O da, koyunlarımın olmasını çok isterim dedi. Allahü Teala da ona kuzulu bir koyun verdi. Günler günleri kovaladı, aylar ayları. Hayvanlar yavruladı, çoğaldı. Adamların birer vadi dolusu hayvanları oldu. Günün birinde melek bu üç kişiyle ilk görüştüğü suretiyle tekrar görüştü. Önce cilt hastalığından kurtulan adamın yanına geldi ve şöyle dedi. Ben fakir, garip, bir yabancı biriyim. Günlerdir yollardayım. Memleketime ulaşma imkanım kalmadı. Bana Allahü Teala'nın inayetiyle sen yardım edebilirsin. Sana güzel bir renk, güzel bir ten ve birçok mal veren Allahü Teala'nın rızası için bir deve isterim ki onunla yolculuğumu tamamlayıp vatanıma ulaşayım. Bu istek üzerine eski cilt hastası olan adam meleğe, iyi de o kadar çok fakir var ki her isteyene ben deve nasıl vereyim dedi. Melek adama, öyle zannediyorum ki ben seni tanıyorum. Sen insanların iğrendiği, tiksindiği şu cilt hastası değil misin? Sen fakirdin, bu malı sana Allah vermişti dedi. Adam da meleğe, hayır, yemin ederim ki bu mal bana atalarımdan, dedelerimden mirastır dedi. Melek de ona,
Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün dedi. Ve adamın yanından ayrılarak ikinci şahsın kel adamın yanına vardı. Cilt hastalığından iyileşene dediklerini ona da söyledi. Kel adam da tıpkı abraş gibi cevap verdi. Melek de ona, eğer sen bu iddianda yalancıysan Allahü Teala seni eski haline çevirsin dedi. Melek onun yanından da ayrılıp gözlerini sıvayıp görmesini sağladığı adamın yanına geldi. Fakir, yolda kalmış biri olduğunu söyledi. Ve gözlerini sana geri veren Allahü Teala'nın rızası için senden bir koyun talep ediyorum dedi. Adam da meleğe, hakikaten ben kördüm. Allah gözlerimin nurunu bana geri verdi. Fakirdim, Allahü Teala beni zengin kıldı. İşte koyunlarım, istediğin kadar al. Allahü Teala'ya yemin ediyorum ki bugün Allah rızası için benden alacağın koyunların miktarını sınırlandırmıyorum. İstediğin kadar al dedi. Adamın bu sözleri üzerine melek şöyle dedi. Malını muhafaza et. Sana mübarek olsun. Allahü Teala seninle beraber iki kişiyi daha imtihan etti ve senden hoşnut oldu, razı oldu. Diğer ikisi de Allahü Teala'nın gazabına uğradı.